Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün geçen yaptığımız iki video ile ilgili kazanım soruları çözeceğiz. Çarpanlar, katlar, EBOB, EKOK, problem ve hesaplamalar ilgili sorular çözeceğiz. Evet 10 adet soru bir video olacak sevgili gençler. Her soruyu 10 puan olarak düşünebilirsiniz. Siz de her soru geldiğinde durdurup kendiniz çözebilirsiniz. Şimdi başlamadan önce yeni videoları kaçırmamak için abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir. Konu istekleriniz, fikirleriniz olursa aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet, Kalemler, kağıtlar hazırsa başlayalım. Evet, öncelikle çarpanlar ve katlarla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz kolay. Genelde çok da ağır sorular sormamaya çalışım sevgili arkadaşlar. Burada temel bilgilerimizi ölçüyoruz. Yeni nesille ilgili soruları daha sonra birlikte çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi 60 sayısının bir çarpanı değildir? Hatırlayalım. Çarpanı nasıl buluyorduk? 60 yaz. 1 kere 60. 2 kere 30 60 yapar. 3 kere 20 60 yapar. 4 kere 15, 60 yapar. 5 kere 12, 60 yapar. 6 kere 10, 60 yapar. Yani 60'ın bayağı bir çarpanı var. Hangisi yoktur? Buradan baktığınızda direkt 8'in olmadığını görürsünüz. Evet, bu şekilde belki de en çok çarpanı olan sayılardan birini test etmiş olduk. Bir sorumuza gelelim. Burada birden farklı seçenek var. Kaç tanesinin doğru olduğunu soruyor. 1. En küçük asal sayı 1'dir diyor. Hatırlayalım asal sayılarımızı. Asal sayılar 2'den başlardı. 3, 5, 7. Sadece kendisine bölünen ne demiştik? Bencil sayılardır. 13, 17, 19 nokta nokta gidiyor. Bunların arasından en küçüğü kaçmış? 1 değil, 2'ymiş. Yani bu ifade yanlış. 2 basamaklı en küçük asal sayı hemen görüyorsunuz. Bak listeyi yazmıştık zaten. Kaçmış? 11'miş. Doğru. Çift asal sayı yoktur. Bu ifade yanlış. Neden? Çünkü bak 2 burada duruyor. 2 nedir? Çift olan en küçük asal sayıdır ve bu da doğru. Pardon şöyle geri alayım. Tik atmıştık değil mi? Biz de tik atalım. Negatif asal sayı yoktur. Evet doğru. 3 tanedir yani C şıkkı bu sorunun doğru cevabı oluyor. Evet 3. sorumuz çarpan ağacı ve asal çarpanla ilgili yine hemen ilk sorumuza bakalım. Yani 3. sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilen çarpan ağaçlarına göre aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diyor. A, B, C sayılarla ilgili olduğu için önce isterseniz buradaki sayıları birlikte bulalım. Neydi? Dallanarak ilerliyordu. C sayısı 3 ile 5'in çarpımı olacak. Yani 15. B sayısı 15 ile 3'ün çarpımı 45. A sayısı 45 kere 2'den 90. Tamam. K ile L'yi de bulalım. 3 kere 3 L 9 yapar. 9 kere 2 K'yı verir. Yani 18. Şimdi şıklarımıza bakıyoruz. A sayısının 3 tane asal çarpanı vardır. A sayısının 2, 3 ve 5. Yani 2, 3, 5, 3 tane mi? Evet. Bu ifade doğru. B sayısı 45'tir. Evet. Doğru. C şıkkına bakalım. A ve K sayılarının 2 tane ortak çarpanı. Dikkat bak. Asal çarpan değil. Çarpan dediği için bunların çarpanlarını tek tek bulmam lazım. 90'ın çarpanları. 1 kere 90, 2 kere 45, 3 kere 30, 4 kere olmaz. 5 kere 18, 6 kere olur. 6 kere 15'tir. Devam edersek 7, 8, 9 kere 10'dur. Tamam hemen 18 kere bakalım. 18 1 kere 18'dir. 2 kere 9'dur. Başka yok. Ne var? Bak 1, 2, 9 ve 18. Yani 4 tane ortak çarpanları var. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu ifade yanlış. Aslında burada ortak çarpanla ortak asal çarpanı karıştıracak mıyız? Onu ölçmeye çalışmış. A sayısı K sayısının 5 katıdır diyor. Evet. 5 katıdır. Doğru. Bir sonraki sorumuz. 84'ü üstü olarak yazmamızı ve bu işlemi yapmamızı istiyor. Ne yapıyorduk? Asal çarpanlarını ayırıyorduk. Ayıralım. 2'ye böldüm. 42. 2'ye böldüm. 21. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 7. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. O zaman 7'ye böldüm. 1. Hemen bunu üstü olarak yazalım. 2 tane 2 var. 2 üzeri 2. 1 tane 3 var. 3 üzeri 1. Bir tane de 7 var. 7 üzeri 1. Tamam hemen bakarsak neymiş? 2'nin üzerindekine A diyecekmişiz. O zaman A2 buna B diyecekmişiz. C ise bak şu alttaki oluyormuş. Dikkat sıralamaya takın karıştırma. C de 7 oluyormuş. Hemen yerlerine yazalım. C eksi B artı A diyor. O zaman 7 eksi 1 artı 2 yapacağız. Bu işlemi de yaparsak burası 3 yapar. 7'den çıkar. 4 olarak buluruz. Yani D şıkkı doğru cevap olacaktır. Evet devam edelim, hiç durmuyoruz. Buraya kadar video izlediysen ve beğen atmadıysan hala aşağı inip beğen atabilir ve görüşlerini yazabilirsin. Hemen devam edelim 5. sorumuzdan. Artık EBOB, EKOK konusuna geldik. 24 ve 40'ın en büyük ortak böleni yani kısaltması ne? EBOB'unu bul demek istiyor. Ne yapıyorduk? 24 ve 40 yaz, çizgini çek. Hemen başlayalım. Ortak olarak bölecektik. 2'ye böldüm. 12'ye 20. 2'ye böldüm. Ortak mı bu arada? İşaretleyebiliriz. Ortak. 6'ya 10. Yine ortak. İşaretledim. 2'ye böldüm. 3'e 5. Yine ortak. Bundan sonra ortak yok. İstersen EBOB bulurken devam ettirmeyebiliriz. Bak ortak olmayan yeri bulduk. Buradan EBOB eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 diyebilirsin. Hiç uğraşmak yok. Ama yok illa ben devam etmek istiyorum dersen 3'e bölersin, 5'e bölersin, devam edebilirsin. Evet bu sorunun cevabı D şıkkı yani 8'di. İkinci sorumuzda da ekok soruyor. En küçük ortak kat. Yine 12 ve 15 yazıyoruz. 2'ye böldüm. Bu ortak aramadığım için direkt devam edelim. 15'i aynen yazdım. 2'ye böldüm. 3, 15'i aynen yazdım. Bölünmüyor. 3'e böldüm. 1, 3'e böldüm. 5. Bunu da 5'e böldük. 1. Ne yapıyorduk? Ortak oldukları için hepsini çarpıyorduk. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 yapıyoruz çarparsak 2 kere 2 4. Hatta şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim. Mi? Burada pratik olarak şöyle yapabilirsiniz. Kolay sayılar önce çarpabilirsiniz. 2 kere 5 10. 10 kere 2 20. 20 kere 3 60 diyebilirsiniz. Bunlar da pratik. İstersen kullanabilirsin. Cevabımız A şıkkı. Evet yavaş yavaş artık biraz daha karışık sorulara geçiyoruz. Yine EBOB ECOG soruları. Bu sefer farklı EBOB ECOG soruları. Bize asal sayıların çarpımı şeklinde vermiş EBOB bulmamızı istiyor. Hatırlayın bu tarz durumlarda EBOB bulurken size üslü olarak da verebilir. Bak buralar üslü de verebilir. Bu tarz durumlarda ne yapıyorduk? EBOB ortak demek olduğu için ortak olanları alıyoruz. 2 var her ikisinde aldım. 5 var her ikisinde aldım. Başka var mı? Yok. Cevap 2 kere 5'ten 10 çıkıyor. Mesela bunların bazen sorularında 2 üzeri 2 aşağıda 2 üzeri 3 oluyor. Burada EBOB bulurken dikkat etmeniz gereken şey ortak olanı almak. Yani küçük olanı almaktır. Aynı soruda size ekok'ta sorabilirdi. Ekok sorduğunda ise tamamını alıyorduk. Eğer iki tane üslü sayı varsa oradan da ortak olan büyük olanı alıyorduk. Ben hemen bu soru için şurayı karalayayım. Bu soru için ekok sorsaydı hepsini alacaktık. 2'yi aldım çarpı. Sonra 5'i aldım. Yukarıdakileri bitirdim 11. Aşağı geliyorum 2 yazmıştım. 3, 3 yazmamışım onu alırım. Bir de 7'yi yazmamışım onu da alırım. Bunları da çarparsan sana ekoku verecektir. Tabii ki bizim sorumuz ebobdu, cevap değişikti. Tamam yani dedim a sayma sayısı olmak üzere a bölü 8 ve a bölü 18 ifadesi sayma sayısı olması için en küçük a sayısı kaç olmalıdır? Bakın ne yapıyormuş? A'yı 8'de de 18'de de bölebiliyormuş. Yani a sayısı hem 8'in hem 18'in katıymış. Kat ne demek? Ekok. Bu kadar basit. 8 ve 18 yaz, böl. 2'ye böldüm. 4, 9. 2'ye böldüm. 2, 9. 2'ye böldüm. 1, 9. Tamam. Başka 2'ye bölünen kalmadı. 3'e böl. 3. Burası 1. 3'e böl. 1. Evet. Hepsini böldük. Çarpmak bize ekoku verecek. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 3. Geri 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3. 24. 24 kere 3. 60 oradan 12 oradan 72 yapar. Evet. Cevap B şıkkı. 72 oluyor. Evet hızla ilerliyoruz. Son iki sorumuzda problemlerle ilgili hemen bakalım. İki zilden birincisi her 8 dakikada bir, ikincisi her 20 dakikada bir çalıyor. Zaten böyle bir şey gördüğünüzde, geçen videomuzda bu detayları anlatmıştık. EBOB, ekok problemleri nasıl ayrılır diye. Böyle tur atan durumlarda hemen ne diyorduk biz bu sorulara? Ekok sorusu yani bu sürelerin katında bir yerde. Bu ziller ilk kez birlikte çaldıktan sonraki 170 dakika içinde kaç defa birlikte çalarlar? Tamam bakalım o zaman. Ekoklarını hesaplayalım. 8'e 20. Kaç dakikada bir birlikte çalıyorlarmış? 2'ye böl 4'e 10. 2'ye böl 2'ye 5. 2'ye böl 1'e 5. 5'e böl 1. Buradan ekok eşittir. 2 çarpı 2 yazalım isterseniz. Şöyle olmasın. Geri 2, 4, 4, geri 2, 8, 8, geri 5. Yani 40 dakikada bir birlikte çalıyorlarmış. Şimdi ne oldu? şöyle diyor ki burada beraber çaldıktan 170 dakika sonraya kadar kaç kez birlikte çalar? Neymiş? 40 dakikada bir. 170'in içinde kaç tane 40 var? 40, 40, 40, 40, 40, 4 tane 40, 160 yapar. Bir sonraki 40 ne yapar? 200 dakika yapacağından sınırı aşar. Demek ki 160 dakika 4 sefer diyeceğiz. Bu sorunun cevabı da A şıkkı oluyor. Son sorumuza geldik. Bir markette satılan mercimeğin birinci kalite olanı 78, ikinci kalite olanı 117 kilogramdır. Mercimekler hiç artmadan birbirine karıştırmadan eş paketlere doldurulacak. Yani bölünecek bu bir EBOB sorusu. En az kaç paket gerekecekmiş? Hemen öncelikle EBOB hesaplayalım. Bu paketlerimiz kaç kilogram olacak? 78 ve 117 yazıyorum. Bakın sayılar çok tanıdık değil sevgili gençler. Büyük ihtimal ya 7 ya 11 ya 13 ile bölünen bir şeyler olacak. Hemen bakalım. 2'ye bölünen bir sayımız var. Önce bir bölelim. 78 2'ye bölünür. 35, 39, 117. Zaten 39'u görürsen aklına gelmesi gerekiyor. En çok karşılaştığımız sayılardan biri 13 sevgili gençler. 13, 39'u 13'e bölersem 3 yapar. Demek ki 117 de 13'e bölünen bir sayıymış. Bu da 9 yapıyor büyük ihtimal. Bölelim. Hatta çarpalım. 13 çarpı 9 yapıyorum. 9 kere 3, 27 elde 2. Evet. 117 yapıyor. Burası da 9 yaptı. Ortak mı? Evet. İşaretledik. Tamam devam edelim. Bak 3 ve 9'da da ortaklar var. 3'e böldüm. 1'e 3. işaretledik. 3'e böldüm. 1. Ortak olan ne var? 13 ve 3. 13 çarpı 3 eşittir. 39 kilogram. Neymiş mevzu? Demek ki 39 kilogramlık poşetlere koyacakmışız. Artık poşetlerin sayısını, paketlerin sayısını hesaplayabiliriz. Birinci kalite neymiş? 78 kilo. Bunu 39'a bölersek yarısıdır. Yani 2 iki paket. İkinci kalite 117'yi 39'a böleceğiz. 117'yi 39'a bölersek 3 yapar. Demek ki birinci kaliteden 2 iki paket, ikinci kaliteden 3 paket çıkıyor. Toplarsak toplam 5 paket. Yani A şıkkına ulaşıyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Toplamda 10 tane soru çözdük. Temel sorulardan çözdük. LGS'de karşınıza çıkacak sorular bu kadar kolay olmayacak. Bununla bile... Umarım onu da doğru çözmüş ve 100 puana ulaşmışsınızdır. Hepsini doğru yapanları yoruma bekliyorum. Ayrıca konu istekleriniz ve fikirleriniz olursa, konu istekleriniz de olursa yoruma yazabilirsiniz. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.